Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İtalya Grand Prix'sindeyiz. Güzel bir hava var. Kariyerimiz dolu dizgin devam ediyor. Adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Şimdi Q1 ile başlıyoruz. Q1'deki ikinci turumuza başladık. İlk virajda 0,6 saniye kazandık. Şu anda 7. sıradayız Q1'de. Mor sektörle geliyoruz. %7'lik bir kazanç var. İkinci sektörde de geliştirdik derecemizi. Şimdi parabolikayı dönüp start finish düzlüğüne çıkacağız. Biraz zaman kaybediyoruz burada. Ama yine de güzel bir kazançla geliyoruz. Ve ikinciliği alıyoruz. Q2'ye geçmek için yeterli bir derece bu. 2 ve 6 oluyoruz. Takım arkadaşımız George Russell'la birlikte. Şimdi Q2'ye geçiyoruz. Şu anda 3. sıradayız. Derecemizi geliştirdik ama yine 3. pozisyondayız şu anda. Hamilton ve Albon var önümüzde. Derecemizi geliştirmek için bir tur daha atacağız. İlk sektörde mor derece yapıyoruz. %0,4'lük bir kazanç var yine. İkinci sektörde güzel bir şekilde geride bıraktık. Şimdi start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Ve en iyi turu yapmış oluyoruz. Start finish düzlüğünü geçtiğimizde Q2 lider olarak tamamlıyoruz. George Russell da 4 oluyor. Güzel bir Q2 seansı oldu bizim için. Q3'e kaldık. Şu anda ikinciyiz Q3'te. Bakalım pole pozisyonunu alabilecek miyiz? Şu anda derecemizi geliştirdik. Verstappen'in önüne geçtik. Şu anda pol pozisyonunda biz varız. Son 2 dakika 20 saniye kaldı. İlk sektörde derecemizi geliştiremedik şu anda. İkinci sektörün sonunda 0,2'lik bir geliştirmeyle geldik. Bu derecemizi korursak pole pozisyonunu alabiliriz. Parabolika'da yine zaman kaybettik. Derecemizi geliştiriyoruz bir kez daha. Ve pole pozisyonunu alıyoruz. Takım arkadaşımız da 5. sıradan başlayacak. İtalya'da pole pozisyon alarak başlıyoruz yarışa. Çok çok güzel bir sıralama turları yaptık.
We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race all the way back in 1922. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 5.7 kilometrelik 11 dönüşlük. With 7 of those coming in the form of chicanes and with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of çok hızlı bir pist. Passing here today. Hızdan başka bir şey düşünülmeyecek bir pist burası. Alongside me as usual for the race today. Now let's talk about Charles Leclerc. There's a new gearbox in the back of that car, which means a grid penalty, and hopefully some excitement as they make their way through the field. Fingers crossed that's one failure they won't have to worry about today at least. Sürücüler şampiyonasında liderliğimizi sürdürüyoruz. George Russell da yükseliyor gitgide. Üçüncü pozisyonda Hamilton'ı sıkıştırıyor. Şimdi grid'e göz atıyoruz. Hemen yanımızda Lewis Hamilton var ikinci cepte. Arkamızda Red Bull'lar başlayacak. Takım arkadaşımız 5. Bottas çok gerilerde kaldı. 9. sıradan başlayacak. Leclerc 5 pozisyon ceza almış. Ferrari bu sene kayıp. Stroll ve Magnussen de en arkadan başlıyor. Beş kırmızı ışık söndü ve İtalya Grand Prix'si başlıyor. Yerimizi korumayı başardık. Hamilton'a karşı. Sağımızda şimdi Hamilton sıkıştırmaya çalışıyor. İlk virajı önde geçmek çok önemli burada. Çok temiz bir start. Arkada sarı bayraklar var. Tekrarına bakıyoruz. İlk virajın. Çok temiz bir start aldık. Hamilton çok yakından takip ediyor. Mercedesler bu yarışta bizi oldukça zorlayabilir. Red Bull da öyle. Şimdi Hamilton hızla yaklaşıyor. Savunma yaptık ve başarılı oluyoruz. Yerimizi korumayı başardık. Geçme fırsatı tanımadık Hamilton'a şimdilik. Şimdi Lewis Hamilton sağımızdan atak yapıyor. Start finish düzlüğünde birlikte geçiyoruz çizgiyi. Lastik lastiğe bir mücadele halindeyiz. Hamilton'ın atağının başlangıcını seyrediyoruz. Düzlükte Mercedes'ten daha hızlıyız. Hamilton'ı geride bıraktık. Şimdi ilk virajda yerimizi korumayı başardık. Albon da Hamilton'dan faydalanarak bu mücadeleden geçti Hamilton'ı. Biraz dışarı itiyoruz Hamilton'ı. Albon da bundan faydalanıyor. Şimdi Albon'la Hamilton arkada kapışma halindeler. İlk sektörde yine mor dereceyle geçiyoruz. Heyecanlı bir yarış oluyor. Monza'da. Albon'la Hamilton'ın kapışması bizim işimize yaradı. Biraz uzaklaşmış olduk. Şimdi parabolikayı döndük. 0-1 saniye arkamızda Albon var. Atağa kalkabilir. RS'ler de açılacak bu turda. Albon en iyi dereceyi yaptı şu anda ve
Sağımızdan atağa kalkıyor Albon. Albon'a karşı savunma yapmaya çalışıyoruz. Şu anda dış tarafta daha avantajlı bir konumda. İyi bir çekiş kuvveti yakalamamız lazım Albon'a karşı. Ve Albon bizi geçiyor. Albon'un atağının tekrarını seyrediyoruz. Güzel bir atak yaptı Albon. İyi bir çekiş kuvveti yakaladı ve önümüze geçti. Şimdi Albon'un arkasında fırsat kovalıyoruz. İçeriden giriyoruz viraja. Hava koridorundan faydalanarak yakınlaştık ve geçiyoruz. Atağımızın tekrarını izliyoruz. Araç içi kameradan. Temiz bir şekilde Albon'u geride bıraktık. Bu yarışta bu tarz geçişler çok olacak gibi. Şimdi Albon tekrardan atağa kalkıyor. Parabolik öncesi. Ve yerimizi korumayı şimdilik başarıyoruz. Albon'a karşı start finish düzüne çıkarken Albon'un atağının tekrarını seyrediyoruz. Virajın iç kısmından yerimizi korumaya çalışıyoruz. Albon start finish düzlüğünde atağa kalktı. Arkasından Hamilton geldi. DRS aldık Albon'dan. İkisini birden geçiyoruz. Start finish düzlüğünün sonunda yerimizi korumayı başardık. Verstappen de Hamilton'ı geçiyor arkada. Tekrarını seyrediyoruz. Çok heyecanlı bir yarış oluyor. Henüz yarışın 4. turundayız. Ama çok çok yüksek bir adrenalinle oluyor yarış. Mor dereceyle yaptık ilk sektörü. Albon ve Verstappen'in yakın baskısı altındayız. Şimdi Verstappen geçiyor sağımızdan. Tekrardan yerimizi geri aldık. Çok sıkıştırmaya başladılar. Tekrarını seyrediyoruz. Verstappen, Albon, Hamilton hepsi peşimizde. Şimdi Verstappen'den bir atak daha geliyor. Parabolik öncesi. Yerimizi korumayı başarıyoruz. Start finish düzlüğüne çıkarken. Altıncı tura girdik. Verstappen'den bir atak daha. Yine savuşturuyoruz. Şimdilik Verstappen'in atağına. Gerçekten çok hızlı Verstappen. Start finish düzlüğünün sonunda atak şansı arıyor. Fırsatı vermiyoruz Verstappen'e. Sainz Hamilton'ı geçti. Üçüncüye yükseliyor. Tekrarını seyrediyoruz. Verstappen'e fırsat tanımıyoruz. Start finish düzlüğünün sonunda. Yedinci turun sonunda arka düzlükte Verstappen bir atağa daha kalktı ama savuşturuyoruz bunu da. Tekrarını seyrediyoruz Verstappen'in atağının.
virajın iç kısmında yer alarak bu hatayı da savuşturuyoruz. Şimdi Sainz peşimizde. Sainz'dan da lastik lastiğe bir mücadeleyle yerimizi korumayı başardık Sainz'a karşı. Start finish düzlüğünde Sainz DRS ile geçti bizi. Şimdi düzlük sonunda yerimizi korumaya çalışıyoruz. Hamilton'da Sainz'i geçiyor. Bu mücadeleden faydalanarak tekrarını seyrediyoruz. Sainz ile mücadelemizden Hamilton faydalanıp Sainz'i geçiyor burada. Şimdi Hamilton sağımızdan geldi. Rüzgar gibi geçti adeta. DRS yardımı yine. Hamilton'a geçiliyoruz. Şimdi Sainz sıkıştırıyor arkamızda. Küçük bir temas. Parabolika'da Sainz'la savaş haliniz ve Sainz spin atıyor. Sarı bayrakları var. Sainz spin attı. Tekrarını seyrediyoruz. Sainz'ın hatanın tekrarını seyrediyoruz. Evet. Arka lastiğimize, sağ arka lastiğimize temas ediyor ve spin atıyor. Sainz spin atıyor. Gerilere düşüyor. Hasar aldı. Şimdi Verstappen ve Albon baskı kuruyor. İkisi birden hata kalkıyor. Start finish düzlüğünün sonunda ikisine birden yerimizi korumaya çalışıyoruz. İki sürücü birden DRS ile gelip hata kalkıyor start finish düzlüğünün sonunda ama ikisine birden cevap veriyoruz. Sarı bayrak var arkamızda. Albon geriye düştü. Albon bir bariyere çarpıp piste geri dönüyor. Verstappen'e geçiliyor. Aracın hakimiyetini kaybetti. Start finish düzlüğüne çıktık. Verstappen geçiyor. DRS yardımıyla start finish düzlüğünün sonunda yerimizi geri alıyoruz. Verstappen'den. Tekrarını seyrediyoruz şimdi. Verstappen ve Perez çok yakın. İki sürücü birden hata kalkmaya çalışıyor. Perez sağımızda. Küçük bir temas. Az kalsın spin atıyorduk. Zor toparlıyoruz. Sarı bayraklar var. Sarı bayraklar var. Güvenlik aracı geldi. Perez pistin dışına taşıyor. İşte burada küçük bir temas kendisiyle. Ve burada pistin dışına taşıyor. Çakıl havuza taşıyor Perez. Pit stop yapıyoruz. Güvenlik aracından faydalanarak. Herkes bundan faydalanarak pit stop yapıyor. Mediumlara geçtik ve yarışı bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi ön grubu yakalayacağız. Hamilton'ın peşindeyiz. Güvenlik aracı içeri giriyor bu turun sonunda. Ve Hamilton'la lastik lastik bir mücadeleye giriyoruz. Güvenlik aracı periyodunun hemen ardından start finish düzlüğündeyiz. Düzlük hızımız görüyorsunuz daha iyi Mercedes'ten. Düzlüğün sonunda liderliği alıyoruz. Hamilton'dan. Sarı bayraklar vardı ama yeşile döndü. Hatamızın tekrarını seyrediyoruz. Bir blokaj yapıyor Hamilton. Verstappen sıkıştırıyor arkamızda. Hamilton en iyi turu attı. En iyi dereceyi yapıyor. Verstappen'e fırsat tanımamaya çalışıyoruz. 25. tura geldik.
Hamilton aracın kontrolünü zor sağlıyor. Tekrarında gördüğünüz gibi blokajlar artık burada olağan bir şey haline geldi. Ocon ikinci sıraya yükseldi. Sok lastikli ve Lando Norris. Norris yarış dışı kalıyor. Bakıyoruz şimdi Norris'in aracındayız. Takım arkadaşımız geçti yanından. Norris'in motor problemi var. Duman tüttürüyor. McLaren'in motoru daha fazla dayanamadı. Dönüşü çok az kaçırdık burada ama sistem dışına taşmadan toparlıyoruz. 35. tura geldik. Verstappen ve Hamilton var arkamızda. Russell 4.'de yükseliyor. .4 saniye önündeyiz Verstappen'in. Yarışın sonuna kadar bu farkı korumamız lazım. Heyecanlı bir yarış oluyor. Adrenalin yüksek bir yarış. Bol geçişler, bol ataklar. Russell bir sıra daha yükselse, podyuma çıksa güzel puanlar toplarız burada da. Takımlar şampiyonasında işimize yarar. Ve Hamilton'ı geçiyor George Russell. 45. tura geldik. Hamilton Russell'ı geçti. Russell gerilere düştü. .7 saniyeye düşürdü Verstappen farkı. Hamilton bir pit stop stratejisi yaptı ama bugün tutmadı. Geride kaldı. Takım arkadaşımız için de öyle söyleyebiliriz. O da gerilerde kaldı pit stop stratejisiyle. Verstappen her geçen tur farkı eritiyor. Son tura girdik artık. 2.1 saniye arkamızda Verstappen var. Hatta farkı 1 saniyenin altına bile düşürdü. Bir yaklaşıyor, bir uzaklaşıyor. Son turdayız artık. George Russell tekrardan yükseldi. Çift araçla podyum görmek üzereyiz. Hamilton çok gerilere düştü. Artık son virajlar. Şimdi parabolikayı da dönüp start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Podyumun en üst basamağındayız. Monza pistinde zafer elde ediyoruz. Pole'den başladık ve yarışı kazandık.
Lance Stroll günün sürücüsü seçiliyor. There it is then. Victory in the Italian Grand Prix. An historic race and an achievement they can be immensely proud of. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result? A large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved brilliant performance from them all. Kupamızı alıyoruz. Çift araçla podyumdayız. Aramızda Verstappen var ikinci olarak. Güzel bir yarış oldu. Bottas en hızlı tur alıyor. Şimdi şampiyonadaki duruma bakalım. 46 puan öndeyiz. Hamilton'dan George Russell doğru düzgün ilerliyor. Hamilton'a yaklaşıyor. Verstappen gerilerde kaldı. 78 puan arkamızda. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Takımlarda da yine çok öndeyiz. 68 puan şu anda. Kariyerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere, hoşça kalın. Şimdi sizi yarışın önemli anlarıyla baş başa bırakıyorum.